İl eri. İl eri. Ha. Teşkilatı da problem olmuştur. Bazı sonra Celal bakıyorsun Yiğit Paşalar'ın bir kısmı da Celal olmuş. Yani o şekilde karşımıza çıkıyor. Devletin metotlarından birisi bu. Şimdi burada ilginç bir husus da bu dönemdeki Celali isyanları yalnızca bize mahsus değil 16. yüzyıldaki. Bütün Avrupa'da görülüyor. Neden? Sosyal düzen her yerde alt üst olmuş. İki, nüfus patlamış. İklim değişmiş. O 17. ikinci buzul çağı deniliyor. İşte o 16. yüzyılın ortalarında buzul çağı var. Aşırı yağış var. 16. yüzyılın sonlarında da büyük bir kuraklık var. Yani iklim değişmiş. Uzun süren kuraklıktan dolayı köylü zaten geçinemiyor. Topraklarını ekemiyor. Yağış yok. Bu sefer celallik artmış. Yani bu iklim değişikliği de son derece önemli bir faktör. 16. Bir yüzyılda bu eşkıyalık faaliyeti. Vebalar üst üste. Tabii salgınlar var ama asıl büyük veba daha önce biliyorsun. 1348'den sonra olan veba. 1600'lerde de yani o 1660'larda Londra falan. Son veba zaten o. Londra'daki 1666. Veba 1600'deki. Ondan sonra bir büyük yangın oluyor Londra'da ve ondan sonra veba olmuyor. Çünkü ahşap evlerin hepsi gitmiş. Fareler de gitmiş. Taş evlerle kurtarmışlar şehri. İşte bu yani iklim değişikliği kuraklık celal isyanlarını bizde celal diye Avrupa'da eşkıya diye karşımıza çıkarmıştı. Yani biz burada celal ile uğraşırken Fransa'da da eşkıya ile uğraşıyorlar. Ama mesela Fransa daha çok sert yöntemle bastırma peşinde. Ve daha sonuç alamıyor yani Osmanlı kadar becerikli sonuç alamıyor. Çünkü Osmanlı bakıyor belli bir yerde ya bu adamın üzerine asker göndereceksem diyor. Bu adam paşa yaparım düşmanla savaştırırım. O metodu istiyor. Ama kuyucu Murat gibi bir adam olmasaydı zor tabii biterdi. O, çünkü en son kuyucu Murat Paşa sertlikle bitiriyor. Tabii orada şu var. Naima ne kadar sert şeyler yazmış mesela. Var. Rivayet, Danışman da öyle. Rivayet çoktur. Anlatılır mesela nedir? Ben takip etmedim ama bu daha sonra bir dergide okumuştum. Naima'da ben çocuk öldürmesi. Naima. Yani Naima değil. O çocuk hikayesi. Maalesef tarihçiler de Naima diyorlar. Orada, Naima ne demektir? Nasıl ne demektir? Cennet bahçelerinin mensubu Naim. Lakabı onun. Naima şey, evet. Yani şey katip o çünkü. Mustafa evet. Naima. Haleplidir. Naima değil Naima. O. Evet. Bir çocuğu anlatsana sen o. Sen herhalde o. Ya benim evet okuduğum. Bu bir çocuk geliyor, getiriliyor. İdam edin diyor. Adamları idam etmek istemiyorlar kuyucunun. Çünkü çocuk sonuçta. Evet. Çocuk sorgulanıyor. Çocuk sorgulanınca diyor ki evet ben katıldım ama yani işte babam şöyle parası yoktu, şu böyleydi falan filan bir şeyler söylüyor çocuk. En de sonunda çocuğu idam ettiriyor. Ve yani kuyucunun ne kadar sert ve acımasız olduğuna dair mesela böyle bir anekdot anlatıyor. Soruyorlar. Öyle değil o, öyle değil o. Yani öyle değil o. İki idamdır o. Bir tane yaşlı adam isyana katılmış. Aman Paşa Hazretleri diyorlar. Çok yaşlı, pir olmuş artık. O sırada bir çocuk getiriyorlar, o da idam edilecek. Sırada yani bunlar. Cellat şeyde, aman paşam diyorlar, küçük çocuk. Bre demiş, biri bunak, biri sübyan. Hangisini öldüreceğiz ki bunun ikisini de kesin demiş. Dendiğine göre bir tanesi de kendisi kesmiştir derler. Öyle de o hikaye. Şeyse. Hatta çocuğa da soruyorlar, niye öldürüyorsun? Hı hı. Bu eşkıya olur, eşkıya diyor. İleride eşkıya olur diyor. Babasına evet. Çeker. Yani o... Günümüzde de diyorlar ya bazı şey genetiktir falan diye. O doğru yanlış. İşte o şekilde. Tabii bu şu. Danışmente 90'lık zalim diyor. Tabii. 90 yaşında ölmüş. Ya adam atın üzerinde durabilmek için kuşak sardırıyor kendine. Sağlam bir şekilde hareket edebilmek için. Ama o Celali fetreti çok büyük. Yani onu şimdi şöyle diyelim. Anadolu'da halk kalmıyor. Yani bunu mesela baktığınız zaman vergi defterlerine orada görüyorsunuz. Celali hafından diyor. Celali korkusundan diyor. Kırım'a gitti diyor. Celali korkusundan Rumeli'ye gitti diyor. Yani Anadolu boşalmış, alt üst olmuş. Yani onu ben, o defterlerin çoğunu gördüğüm için o nüfus dengesi tamamen değişmiş. Yani devlet bir sistem oturtmuş. Ne yapmış? İşte diyelim Maraş'tan şu kadar vergi alınıyor. Bu kadar asker çıkıyor. Fakat Celal'den sonra böyle bir şey yok. Neden yok? İnsan yok. Kalmamış. Maraş'takiler Adana'ya gitmiş. Adana'dakiler Niğde'ye gitmiş. Niğde'dekiler bilmem nereye gitmiş. Bir kısmı Rumeli'ye kaçmış. Bir kısmı Kırım'a kadar gitmiş. Çünkü can tehlikesi var. Çoluğunu çocuğunu kaçırıyorlar. Binlerce köy boşalmış. Büyük göç o zaman derler. Yani tabii işte 16'nın sonunda buna şey diyorlar.
terk-i diyar diyorlar Osmanlılar veya celai vatan diyorlar. Yani vatanı terk etme. Yani uzaklaşma 1603-1610 arasında özellikle halk kaçmıştır. Devlet de daha sonra bunlara vergi muafiyetleri getirerek tekrar eski yerlerine yerleştirmeye çalışmıştır. Yani celal isyanlar sonucunda Osmanlı düzeni çöküyor. Vergi düzeni çöküyor. Vergi düzeni çökünce askeri düzen de çöküyor. Yani her şey birbirine bağlı. Bu şekilde yani Celal dönemi 1610'da Büyük Celal isyanlar, Kuyucu Murat Paşa'nın sert önlemleri bitmiş. Hatta 1608'de asıl Büyük Celaliler ortadan kaldırdıktan sonra biraz da şükür nişanesi olarak yapıldığı söylenir mesela şeyin Sultanahmet Camii'nin. 1609'da başlıyor caminin yapımı. Yani buna biraz da şükür için yapıldığı söylenir. Kuyucu Murat Paşa'yı da daha sonra Nasuh Paşa zehirletiyor. Yani onun yerine Vezir-i Azam oluyor. Nasuh Paşa onu bir ziyafette zehirletmiştir Kuyucu Murat Paşa'yı. 90 yaşında. 90 da yani ne kadar yaşayacağı bilemiyorsun ki yaşadığı zaman. Şey, daha sonra da Nasuh Paşa'yı başkası öldürtüyor. Yani böyle bir silsile halinde. Sen demiştin ya öldüren genellikle öldürüyorlar. Böyle bir yerden çıkıyor işte. Nasuh Paşa da sonradan ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla idam, pro idam konuştun ya. Öldüren nasıl olsa cezasını buluyor. O Osmanlı döneminde ama. Ha, pardon. O Osmanlı döneminde. Yani günümüzde değil. Ceza o. Ama tabii şu mesela daha sonra Köprülü Mehmet Paşa zamanında, Köprüler zamanında da böyle karışıklıklar olduğu zaman Anadolu'da müfettişler gönderiliyor. Tüfek teftişi yapılıyor, tüfek toplanılıyor. Çok suçsuz insan da öldürülmüştür bu dönemde. Yani Kuyucu Murat Paşa da çok suçsuz insan öldürmüştür. O dönemde de... Rakamları hiç bilinemez değil mi? Yani böyle anlatıyorlar işte 60 bin kişi, 70 bin kişi. Bulamazsınız. Yani onu zaten devlet kaydını tutmaz. Yani onun... Ama vergideki mesela düşüşten göç... İşte şey ama yani şey orada... karışmış yani... Ben orada yüzlerce defter gördüm 16. yüzyılın sonuna ait. Her şey alt üst olmuş. Yani aç çeken aşireti diye. İç Anadolu'da büyük bir aşiret var Konya civarında. Aşiret darmadağın olmuş. Yani Batı Anadolu'ya gitmiş, İç Anadolu'ya gitmiş, Niğde'ye her yere dağılmış. Yani şeyi mesela bak 16. yüzyılın başlarında Yavuz Sultan Selim zamanında mesela büyük Türkmen katliamı oldu diyorlar. Öyle büyük Türkmen katliamı olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Sistem çökmediği için vergi defterlerinde aşırı bir nüfus kaybı yok. Mesela Tufan Gündüz biraz önce yazısını bahsettiğimiz arkadaşımız da bu konuda bir araştırma yaptı. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Ama 16. yüzyılın sonunda hiçbir şeyi sağlıklı öğrenme şansınız yok. Bütün sistem değişiyor. Yani o celaller bütün düzeni alt üst etmişler. Onlardan birçok işte rivayetler kalmış. En meşhur da Kuyucu Murat Paşa. Yani günümüzde bile terim olarak kullanılıyor. Yani aşırı bir işi sertlikle bitirmeye kuyucu metodu diyorlar.